Başkent Gaz'ın e, Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na bağışladığı 8 milyon dolarlık bağış gündemdeki yerini koruyor. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Kızılay yöneticileri astronomik ücret alıyorsa iş e, gönüllülükten çıkar demişti. Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tansa maaş almıyoruz yanıtı geldi. Yöneticilerin astronomik aylık alıyorlarsa iş gönüllülükten çıkıyor artık. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun o sözlerine Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'tan yanıt gecikmedi. Kınık görevimizi gönüllü olarak hiçbir ücret ya da maaş almaksızın mecanen yerine getiriyoruz diye yanıt verdi. Eğer ahlaklı bir yönetim varsa Kızılay yönetiminin istifa etmesi lazım. Kızılay'ın internet sitesinde Kızılay Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri maaş alır mı başlıklı bilgilendirme notu paylaşıldı. Türk Kızılay'ı Derneği Genel Başkanı Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri Kızılay'ın ülkece Sarıpınar'a yayılmış şube ve temsilcilerinin başkan ve yönetim kurulları dernek faaliyetlerini gönüllü olarak hiçbir ücret ya da maaş almaksızın meccanen yerine getirirler. Kızılay Genel Merkezi'ne bağlı olarak çalışan Kızılay Genel Müdürlüğü ve personel çalışanları ise kadrolarının gerektirdiği maaşı alırlar. Kızılay ne dönüyor? gönüllü hizmet kuruluşudur. Yöneticilerin astronomik aylık alıyorlarsa iş gönüllülükten çıkıyor artık. Başkent Kazın Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na bağış yapmasının ortaya çıkmasının ardından o paranın ABD'de yurt yapımında kullanıldığı belirtilmişti. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise Kızılay Başkanı Kını istifaya çağırdı. Gerilim giderek hız kazandı. Bu açıkça fakir fukaranın hakkının soyulması demektir. Vergi kaçırmak başkadır. Vergiden kaçınmak başkadır. Tamamen yasaldır. Bu bir şartlı bağıştır. Kerem Kınık Kılıçdaroğlu'na Kızılay'dan maaş almıyorum yanıtını verdi. Ancak geçtiğimiz hafta katıldığı Habertürk yayınında üç askeri ücrete tekabül eden maaş aldığını söylemişti Kınık. Şirketlerimizde kamunun yaptığı düzenlemeler çerçevesinde bir takım huzur hakları vardır. Askeri üç 3 tane asgari ücret gibi diyelim. Yani bu Daha açık sorayım ne kadar alıyorsunuz? 3 tane asgari ücret. Siz ve bütün yönetim kurulu üyeleri. <laughs> o derneğin, o şirketin ee, yönetim kurulu üyesi, SODA'nın yönetim kurulu evet. üyeleri 3 asgari ücret alıyor. Huzur hakkı bu kadar. Evet. Kızılay eski başkanı Tekin Küçük Ali KRT'yi değerlendirmelerde bulundu. Maaş almazlar dedi ancak huzur hakkı payının kendi döneminde Kızılay'a bağışlandığına dikkat çekti. Genel başkan ve yönetim kurulu üyeleri maaş almaz. Yurt dışına gidince devlet memuru statüsünde yürü olarak harcıra alırlardı. Benim dönemimde harcırağı dahi kaldırdık. Şimdi şirketler kuruldu. Oradan maaş alıyorlar. Kızlay'ın ortak olduğu inşaat şirketi vardı. Yönetim kurulu üyeleri huzur hakkı alırdı. Ancak bunu da Kızlay'a bağışlamak zorundaydılar. Bize atılan iftiralardan üzülüyoruz. Bu itibarı bir, heba etmeyelim. iki heba ettirmeyiz.